Gençler, tezak motordayım. Bir tane Senfoni ST, Senfoni ST 200 buldum. SM Senfoni ST tezak motordayım. Çalışan buldum bir tane. Şimdi bu böyle büyük hacimli motorları çalışır vaziyette bulmak kolay olmuyor. Şimdi bir tane 2019 model Senfoni ST 200 buldum. Dedim verin anahtarını, ben gidiyorum. Bakalım kaç yapıyormuş. Çıkalım. Şimdi ben bunu tanıtım videosunu daha önce çekmiştim zaten. Sağ üstte linkini koyayım. Hatta 120 yanlış hatırlamıyorsam 125 ile 200'ü beraber çekmiştim. Yani o teknik özelliklerini falan orada göstermiştim size. Şimdi bugün de bir tur attım, serisi yapalım bakalım. Frenli ABS'si var. Şimdi hatırlamıyorum bütün teknik özelliklerini de, şurada ışığını gördüm çalıştırdığımda, ABS var, önde ABS vardır öyle hatırlıyorum. Selesi çok alçak değil, böyle parmaklarımın ucunda duruyorum hafif, ama yani öyle çok anormal yüksek değil, 1.70'lik sürücü de rahatlıkla oturur. Benim amacım şöyle bir şuradan çevre yoluna çıkalım bakalım kaç yapacakmış, onu görmek. SM'nin bir de biliyorsunuz modeli var. Vay, güce bak bak. Fırlıyor vallahi. Torku çok güzel. Hatta şu camı ben bir kapatayım da rüzgardan olmayalım. Torku çok iyi. Onu söyleyebilirim size. Yani kalkışı, hızlanışı benim 250'lik daire S3 Advance kadar onu aratmayacak bir tork var yani. Ne diyordum? Şimdi SYM'nin Türkiye'de bu 125 ve 200. Aslında tam 200 değil bunun şeyi. Motor hacmi 168 ya da 169 cc olması lazım. Yani 170'lik bir motor var ama 200 diye geçiyor. İşte hem Jeton 4'te aynı motoru kullanıyor SYM, hem de Senfoni'de. Bir de Peugeot'un Belville'i var. O da var tezak motorda. Onu da dedim ya, hani böyle yüksek hacimli sıfır motorları, neyse şu abiler bir geçsin, ben bir arada ezilmeyeyim. Rahat rahat şöyle bir çıkalım. Ön gidonu da ne kadar hafif ya. Hemen dönüveriyor. Acaba lastik havası mı çok da o kadar çabuk dönüyor diye düşündüm. Göstergesi dijital. Konu dağıldı. Dur şimdi trafiğe bakarken. Dedim ya, Jeton 4 de aynı motorları taşır. 125 ve 200 denen 169 cc'yi. Senfoni'de bir de Peugeot'un Belville'i var. Onu da tahmin ediyorum yine SM üretiyor. SM'nin üretmiş olduğu bir motor o da. Hemen hemen aynı. Kasa bile yani çok ufak detaylarda fark gösteriyor. %90 diyeyim aynı kasayı taşıyor. Ama onda Peugeot Belville'de arka çantası var orijinalinde. Bunda yok. Şu baksana ya, gazı açar açmaz çok böyle güzel, doyurucu bir tork hissediyorum. Bir yandan da ambulans geçti yanından herhalde. Ama tabi önünde rüzgar cam olmadığı için vücuduna bayağı bir rüzgar yiyorsun. O da kaskın içinde de ses yapıyor. Efendime söyleyeyim, senin vücudunda da direnç yaratıyor. Şu anda bak süratim 90. Biraz daha açayım bakayım kaça kadar gidecek. Bayağı daha 90 km süratle giderken bile 110 oldu yani. 110 oldu, benim de önümde yer bitti. Daha fazla sürat denemedim. Ama zaten o kalkıştaki torku, o gücü sana bu sürati yapacağını da gösteriyor. Bıraksan daha da uzun, 120'ye kadar gidecektir muhtemelen sürati. Yani ben 110'u gördüm şimdi. Şuradan U dönüşü yapalım, tekrar bir daha bakarız önümüzde yer olursa. Ama şehir içinde zaten çok rahat da, şehir dışında da yani bas uzun yola git bununla, çok rahat, hiç seni üzmez. Bir de arkaya çanta koydun mu eşyanı da koyarsın. Biraz önce sel altını ilk açtım da siz yani görmediniz, kamerayı açmadan önce sel altını açtım, içinde bir tane kask vardı zaten. Yani motoru kullanan arkadaşın kaskı vardı. Çok büyük değil ama kask alıyor içi. Onu gördüm. Daha büyük cüsseli böyle
X-Large falan kask alır mı almaz mı? Alabilir. Muhtemelen alacaktır. Baksana hızlanışı falan çok güzel ya. Tabii bunun motoru falan çok açılmış durumda. Öyle sıfır değil yani. Hiç rodajı modajı hiçbir şey kalmamış. Şuradan tekrar bir boşluk yakalayayım. Gazı bir daha açayım bakalım. 120'yi görebilecek miyiz? Evet. İyice apaçileştim ben tabii bu arada. Bak 80, 90. O kadar çabuk hızlanıyor ki. Hatta kendimi sol şeride atayım. 100. Şu üstüne gelen rüzgar da olmasa. 110. Gidecek. Yani önünde bir cam olsa sen üstüne bu kadar rüzgar yemesen daha da gidebilecek çünkü çok direnç yaratıyor. Ama şey 110'u rahat görüyor yani rahat. 120'ye de düzlük bulsa daha da gidecek. Hadi bakayım biraz daha açayım. 110. Bakın gençler. Şimdi bak şunları görüyor musunuz? Bak bir sebze kamyonundan kasalar düşmüş yola. Şimdi ben dikkatli bakmasam da bunlara son anda bir dalsam başıma iş çıkacak. O yüzden siz olun hep önünüze bakarak gidin. İleriye bakarak gidin yani. Yoksa motosiklette başınıza gelmeyen kalmaz. Sağa bize bakalım. Evet 110'u yaptığını gördüm. Keşke biraz daha yolum olsaydı da 120'ye kadar gidebilseydim ama gidecektir diye de tahmin ediyorum yani. Uzun düzlükte rahat 120'yi de görecektir. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim, sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim, sağdan gideyim. Sağ daha boş geldi. Hatta biraz daha sağdan gideyim. Şu öne kadar gideyim ben. Motosikletin güzelliği bu işte. Dedim ya, bunun teknik özelliklerini falan incelemesini daha önce yaptım. Sağ üstteki linkten seyredebilirsiniz. Ondan sonracıma ben de yavaş yavaş artık tezak motora döneyim. Titreşim sorarlar. SYM'de titreşim var mı yok mu diye. Şimdi bunda da mesela rölantide bir titreşim var. Hafif bir titreşim var. Sonra devir artınca o titreşim kayboluyor gidiyor. Mesela şu anda 60'la gidiyorum hiç titreşim yok. Ama rölantide var yani. O kesin. Abi şu hızlanmaya baksana motordaki. Deli bir hızlanma var yani. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim 250 cc dairem esüşetlensin. Torkuna böyle yakın bir tork hissediyorum bunda da. İlk hızlanışı yani 90'a kadar falan çok seri bir şekilde hızlanıyor. Sonra zaten yani bu tür hacimli her skuterde olduğu gibi süratlenme, ivmelenme artık böyle uzamaya başlar. Ama bunda 100'e kadar falan çok çok rahat yani. Hatta 110'a kadar değil. Kim kullandıysa motorunu iyi açmış. Tebrik ediyorum kendisini. Uzun bir kırmızı ışık arasından sonra tekrar trafik yürüdü. Başka amortisör yani süspansiyonundan bahsedeyim. Şey normal. Yani ne çok sert ne çok geç diyeceğim ama yaya yolun çok öbür tarafında kaldığı için artık ben dönmüş bulundum. Süspansiyon ne çok sert ne çok yumuşak. Normal. Normal bir süspansiyonu var. Selesi o da normal. Çok sert değil. Yani sele süngeri belki şey çok yumuşak değil ama süspansiyon onu biraz elimine ediyor yani. Selenin sertliğini. Şuradan şöyle yine yavaşça yaya maya. Aynalar güzel. Bak şimdi aynaya tekrar baktım aklıma geldi. Şu kuyruklara ben bayılıyorum ya. Ne kör noktan kalıyor ne bir şeyin. Hiçbir şeyin kalmıyor. Evet gençler. Şöyle kısa bir hız testi yapıp tezak motora geri döndüm. Bugün hazır yakalamışken dedim çekeyim Senfoni'yi. SYM Senfoni ST200'ü şöyle bir denedim. Ve tezak motora geri döndüm. Gençler böyle dijital göstergeli abi o şey değil. Dibi dijital kol belki mekanik ama dijital. Hız göstergesi şu altta devir göstergesi. Şurada benzin göstergesi var. Ondan sonra
Buradan seleyi açıyor. Selektör yapmıyor ama aşağı bastığınız zaman seleyi açıyor. Onları da size tanıtmış olayım. Marş, korna ve sinyal düğmeleri. Evet, bugün SM Senfoni ST 200 ile beraberdik. Şöyle bir gittim. İnceleme videosunu da sağ üstten seyredebilirsiniz gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.